Ankara'da kurulup Türkiye genelinde binlerce konut, devlet dairesi ve okul inşaatına imzasını atan MSK Grup son dönemde Kocaeli bölgesinde 3 ayrı konut projesiyle dikkat çekiyor. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Salih Kış 1980'lerden bu yana önce güven inşa ettik diyor. Ekonomisinin lokomotifi olarak gösterilen inşaat sektörü hızla yükselmeye devam ediyor. Yeni düzenlemeler sektörün hareketlenmesini sağlarken İstanbul ve çevre illeri bu hareketlilikten en büyük payı alan şehirler olarak öne çıkıyor. 1980'li yılların başında adım attığı inşaat sektöründe yıllar içinde güven inşa ederek ilerleyen MSK Grup ardında binlerce nitelikli konut bırakıyor. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Salih Kış öncelikle yola çıkış hikayelerini paylaşıyor. 81 yılında beraber inşaat sektörünün içerisindeyiz. MSK grubu da işte 99 yılında kurduk. 2004 yılına kadar işte resmi kurumlar, okul, hastane olmak üzere, deprem konutları olmak üzere. 2004 yılından sonra özel konut projelerine yönlendik. Daha çok ağırlıklı olarak Ankara'da mevcut projelerimiz, bitmiş projelerimiz mevcut. Ankara merkezi olmakla birlikte Türkiye genelinde projelere imza atılıyor. Okul ve hastaneler referansların çoğunluğunu oluşturuyor. Türkiye'nin genel bölgelerinde yani işte Akdeniz'inde tut, Karadeniz'inde tut, Güneydoğu'da, Doğu'da yani çok yerlerinde okul, özellikle okul projeleri yaptık, bitirdik. Üst sermayeniz olmadığı zaman özel konut projesini yapamazsınız. Hani satamadığınızı düşündüğünüzde insanları mağdur edersiniz. Biz o bilinçle, daha doğrusu üst sermayemizin hani özel konut projelerine yetecek kadar bir sermaye oluştuktan sonra biz konut projelerine girdik. 2004 yılı konut projelerine geçiş için milat oluyor. Uygulamalar öncelikle Ankara'da başlıyor. Ankara Çayolu'nda başladık. İşte Ankara'nın genel işte Mamak'ta, Pursaklar'da, Ümitköy'de yaptığımız birçok projelerimiz var. Nasip kısmet işte sonrasında burası oldu. Bunun dışında iki projemiz daha mevcut. 1-1 ardına gelen projeler neticesinde İstanbul'a gelene kadar Ankara'da 3000 kadar konut tamamlanıyor. Hiç boş kalmıyor Mehmet Salih Kış ve ekibi. Bir proje bitmeden yenisi başlıyor. 3000 konut üzerinde şu Ankara'da yaptığımız projeler. Burada da şu an 1000 konutluk bir proje var. Mevcut, aktif, şu an devam eden. Onun dışında iki tane projemiz şu an ruhsat aşamasında. Birisi 584 daire, birisi 360 daire. Bu projeleri bittikten sonra o bahsettiğimiz yeni iki proje başlayacağız inşallah. O da 2016 Mayıs Haziran'ı bulur. Güven diyor Mehmet Salih Kış. Projeye başlarken olmazsa olmazımız, inancımız ve kendimize duyduğumuz güven. Ne iş olursa olsun, kendinize olan özgüveniniz olmazsa zaten o projeyi başarıyla bitiremezsiniz. Olmazsa olmazlarımızdan biri proje önce inanmak. Satışlarımızda kimseye mağdur etmemeyi göze bulundurarak bilinçli bir şekilde yürümek. İnşaat olmazsa olmazlarımız güven aslında. Hani bahsettiğimiz işte topraktan satıp maket üzerinden satıp gitmek değil, proje bitirdikten sonra satışa sunmaktır. Olmazsa olmazlarımız bunlar. Projelerin her aşamasında odaklanılan en önemli konu müşterilerin memnuniyeti ve bu memnuniyetin sürekliliği oluyor. Müşteriyle birebir biz muhatap oluyoruz. Hani dertlerini, sıkıntılarını memnun edecek şekle getirmeyen halde zaten biz projeyi satışa sürmüyoruz. Asıl hedefimiz hani müşteri memnuniyeti ki bu projeyle veya da diğer projelerine kalmamak. Bununla beraberinde 2016-2017'de inşallah İstanbul'un çoğu bölgelerinde zaten MSK grubu göreceksiniz. Bu da müşteriyi memnun etmekle geliyor. Yani müşteriyi memnun etmediğiniz zaman konut satamazsınız. Biz reklamsız, birçok reklam, abartılı reklam yapmadan başladığımız her konut Ankara dahil olmak üzere. Zaten orada da şu an bir projemiz var. Satışta hiç sıkıntı çekmiyoruz ki bu da verdiğimiz emeklerin sonucudur diye düşünüyorum. Konutların içinde kullanılan ve garanti kapsamındaki ürünler garanti belgeleriyle konut sahiplerine teslim ediliyor. Daire sahiplerinin teknik destek ihtiyacına hızlı ve etkin biçimde yanıt veriliyor.
Proje tamamlandıktan sonra ekipten bir personel 2 yıl süresince müşterilerden gelen talepleri almak, sorun ve sıkıntıları olursa kısa sürede çözüm geliştirmek üzere projede çalışmaya devam ediyor. Proje bittikten sonra 2 yıl boyunca da zaten kendi garanti maliyetimizde her bitirdiğimiz projede bir personel bırakıyoruz. İşte arızadır, sıkıntıdır. 2 yıl boyunca da takip ediyoruz. Bu yüzden de hani satışta sıkıntı çekmiyoruz. Ülkemizde ne yazık ki yarım kalan çok sayıda proje mağdur olan nice konutzede bulunuyor. Bu durumu sosyal bir yara olarak görüyor Salih Kış. Yarım kalan projeleri tamamlamayı misyon ediniyor. Gebze'de yapımı devam eden Çamlıkent projesi de bunun bir örneği oluyor. Bu projeyi biz Ankara'da iflas masasında öğrendik. Eskiden bu proje başlayıp bitiremeyen, iflas eden bir firmadan bize geçti bu proje. Bu 2013'te başladık. Hedef 2014'te bitirmekti. Bir ruhsat aşamasında işte bir gecikme yaşandı. Şimdiki işte 2015 Ağustos gibi inşallah proje teslim ediyoruz. Projeler kabuk değiştiriyor. Konut sahiplerinin başını sokacağı dört duvardan oluşmuyor. İnşaat firmaları konut satışında artık aktif bir sosyal yaşam da vaat ediyor. Projede bütün sosyal aktiviteler mevcut. İşte çocuk oyun alanları, otoparkları, kamelyaları, fitness salonları hepsi mevcut. Artı olarak da AVM olarak proje değiştirdik. İşte gördüğünüz gibi bir AVM projesi olarak üstlük konut tüm projelerimizde daha artı ne yapabiliriz? İnsanları daha nasıl memnun edebiliriz? Yani sıradan bir şey değil de ekstra bir şey ne sunabiliriz insanlara hizmet olarak? Asıl amaç bu. Sürekli birbirini tamamlayan süreçler halinde devam eden konut üretiminde her aşamada çalışan ekiplerin birbiriyle kusursuz koordinasyon ve uyumunu sağlamak yönetim kurulu başkanı Salih Kış için toplam kalitenin vazgeçilmez bir parçası oluyor. Projemiz 192 daire, 6 tane dükkanda mevcut. Özellik olarak da derseniz birinci kalite, birinci sınıf dediğimiz, adlandırdığımız malzemeden yapılıyor. İşçilik aynı şekilde birinci sınıf. Hani biz de özgeçmişimiz inşaatçı olduğu için malzeme ve işçilik kalitesini birebir kendimiz kontrol ederek, kendimiz denetleyerek projeye biliyoruz. Büyük bir hızla değişen üretim teknikleri projelerin eskiye nazaran çok daha kısa sürede tamamlanması sonucunu doğuruyor. Mevcut 3 projede aynı anlayışla ilerleniyor. Gebze Mutlu Kent diye geçiyor. Laviva projemiz dediğimiz Akbank üstü 314 derecede oluşuyor. Bir de Gold City diye bir projemiz var. Şekerpınar bölgesinde, Çayırova kaymakamına yakın bir bölge. Tabii ki aldığımız projeleri genelde seçerek alıyoruz. Hani işte ulaşım anlamında, yaşam anlamında, kolaylık anlamında. Bu projemiz havalanına çok yakın, 10 kilometre, şehir merkezine 1 kilometre. Zaten AVM olduğu için bu projede yaşayan müşterilerimiz alışveriş konusunda sıkıntı çekmeyecekler. Artı olarak bir AVM yaptık. Bu da işte Ağustos gibi inşallah hayata geçecek. Mehmet Salih Kış, konut sahibi olmak isteyen tüketicilere uyarılarda bulunmayı ihmal etmiyor. Satın alacağınız projeyi ince eleyip sık dokuyun, emin olmadan hareket etmeyin diyor. Konut projesini alırken acele etmemek lazım. İyi araştırmak lazım, referansını, geçmişini iyi araştırmak lazım. Hani sonuç böyle hayalini, umudunu bağlıyorsunuz. Alırken firmayı iyi araştırmalar gerekiyor. Ben kendi adıma bir konut alacağım zaman onu yapmalıyım, onu yaparım. Çünkü çok firma var, evet. Çok konut yapılıyor ama biten var, bitmeyen var. Proje bitiyor, iskan alınmıyor. Proje bitiyor, tapu verilmiyor. Mağdur olan çok kesim var, çok insanlar var. Buna iyi dikkat etmeler gerekiyor. Bizim tavsiyemiz bu. Kocaeli bölgesindeki projeleri İstanbul izleyecek diyor yönetim kurulu başkanı Kış. Her yıl 500 konut üreterek yollarına devam etmek istediklerinin altını çiziyor. İstanbul tarafında görüştüğümüz bir iki proje var. Tabii genel olarak, ağırlık olarak işte Gebze dediğimiz, işte Çayırova, bu bölgelerde talep var. Biz bu talepleri yerine getirmek için
bir tahmin ediyorum 5-6 yıl daha buradayız. Buna beraber de yılda 500-600 konut bitirip teslim etmeyi hedefliyoruz. Kış 1981 yılından bu yana Türkiye genelinde imza attıkları konut ve projelerin sayısının 5000'i bulduğunu söylüyor. 3200 civarında Ankara'da. Tabii resmi kurum, okul, hastane saydığımızda 70 tane de okul bitirdiğimiz projelerimiz var. Deprem konutuna geçtiğimizde 5000 üzerinde bitirdiğimiz konut projeleri var. Uzun yıllardan beri yaptığımız içindir. Bu 3-5 yılda oluşan biten projeler değil. 81 yılında işte bugün aktar. Aşağı yukarı 5000 konut projesi, 70 üzerinde de okul projesi bitirmişiz. İnşaat sektöründe yasal bazı değişikliklere ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Salih Kış, maketten konut satışı engellenmeli, herkes konut yapmamalı, denetimler sıklaştırılmalı diyor. Devlette beklentimiz buna karşılık bir yasa yürürlüğe girsin istiyoruz. Hani firma kimdir, üz sermesi nedir, bu olmazsa olmazıdır. Öyle bir yasanın çıkmasıyla beraber bu mağduriyetler daha azalır diye düşünüyorum. Yani işte markette satışa çıkıyorsun ama bir gözetim altında olacak. İşte o kanunun, o yasanın işte televizyona çıkıyorsun, kimsin? Gözetlemesini istiyoruz. Bunu devlette beklentimiz budur. Çünkü buna beraber mağduriyetler daha azalır diye düşünüyorum. Salih Kış, iflas edilen firma tarafından yarıda bırakılan, mağdurların muhatap bulmakta zorlandığı konut projesini devralmalarının ardından mağduriyetleri gidermeye özen gösterdiklerini söylüyor. Biz bu projenin yarım aldığımızda sözleşmeden önce biz bu insanlarla bir yere geldik, toplantılar yaptık. %50'sine yardımcı olabildik, eski mağdurlardan bahsediyorum. Haklarını teslim ettik. Büyük fedakarlıklar yaptık tabii. İşte diyorum, örneğin 200 bin lira satacağımız daire, onları 150 bin liradan verdik. Çünkü geçmişte verdikleri 40-50 bin lirayı gözünde bulundurarak, tabii ki bizimle alakası olmayan bir olay ama vicdanen rahat olmak adına biz defalarca bu insanlarla bir araya geldik. Yardımcı olduğumuz çoğunluğuna yardımcı olduk. Yönetim Kurulu Başkanı Salih Kış sözlerini noktalarken konut alacaklara sesleniyor, güven inşa etmeye devam edeceklerin altını çiziyor. Firmanın geçmişini, projenin içeriğini, bir araştırmalar gerekiyor. Maket üzerinde, işte reklam üzerinde gidip paralarını yatırmasınlar. Çünkü mağdur olan çok sayıda konut tüketicilerini duyuyoruz, biliyoruz. Projeyi araştırıp firma araştırdıktan sonra aldıklarında mağdur olmayacaklarını diye düşünüyorum. Mesela grup olarak 81'de bugüne kadar yaptığımız hiçbir projede kimseyi mağdur etmedik. Hepsinin memnuniyetini zaman zaman alıyoruz, teşekkürlerini alıyoruz. Bununla beraber de hepsine çok ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Ankara'daki müşterilerimizden, Gebze bölgesindeki müşterilerimizden, Şekerpınar bölgesindeki müşterilerimizden hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz, şükranlarımızı sunuyoruz. Yeni projelerde yine inşallah onunla beraber olacağız.